Merhaba millet. Ege'yle Minecraft oyunlarınıza hoş geldiniz. Paranoia Adventure Map'in ikincisinde sizlerle beraberim. İlk bölüm bu da. Akıl hastanesinde kalmıştık hatırlarsanız son bölümde. Yani ben patlamıştım orayı tabi ama normalde patlamamak gerekiyordu. Orada bitiyordu harita. Şimdi ikinci haritamızda Paranoia 2'de akıl hastanesinden devam ediyoruz. Şu kitapları bir okuyalım. Previously on Lost diye bir başlangıç var şimdi. Kurallar. Ha, yeni bir kural gelmiş. Lever varmış oyunda artık. Şu kol artık herhalde. Türkçesi nedir ki lever'ın bilemedim şimdi. Neyse Diamond blokların üstüne sadece koyulabiliyormuş. Hikayenin bazıları hani item frame'lerde falan onu zaten biliyoruz öncekinden. XP falan. Golden Nugget'lar bu sefer İşte skor olarak kullanılabilirmiş istersek. Önce ne olmuştu diyor. İşte yeni güç kaynağını biz yok etmiştik. Ama işte daha büyük bir kirli sır ortaya çıkarmıştık. İşte insan şey yani oradaki hükümet gibi şeyler böyle işte insanları denek olarak kullanan gibi bir şeydi sanırım. Bu da şimdi ne oluyor? Ha, introduction'ı bulun. Bu hapishanede bir gün daha geçiyordu diyor. Bana delisin dediler diyor. Gerçek olmayan şeyler işte. Bir dakika. Ha işte gerçek olmayan şeyler gördüm ve işte her şeyin arkasında kötülük olduğunu düşündüğüm için deli dediler bana diyor. Eğer gördüğüm şeyleri görseler değişirdi işler diyor. Yine tuzaktasın, kapalı kaldın diyor. İşte bir hayvan gibi senin kafesi kapattılar diyor. İşte nasıl yok ettiğini o güç kaynağını sürekli hayal ediyorsun, tekrar düşünüyorsun diyor. Ama hala etrafında bir karanlık hissediyorsun diyor. İşte senin zaferin sadece bir yenilginin başlangıcı olduğunu hissediyorsun diyor. Seni kapatan insanlar işte bir şeyler saklıyor. Sadece sen bunun arkasındaki sırrı ortaya çıkartabilirsin diyor. Görev vermiş bir de bu şeyden kanattan kaçacağız şeydeki hastane bu kanadan kaçacağız ve akıl hastanesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkartacağız. Tamam. Bunlar dursun şimdi. Bunları yine satıp para kazanma şansımız olursa kazanalım rahat rahat paralarımızı. Unoccupied. Mesela buraya lever koyup gidebiliyoruz. Henry Oswald'un odasına girelim. Room key. O da anahtarı. Hehe. Evidence. Kanıt demek. Bakalım neyin kanıtıymış. Deli olmadığımı biliyordum diyor. İşte Tim dedi ki o güçlerden bir tanesinin bu akıl hastanesinin arkasında saklı bulduğunu söyledi diyor. Bir işte resmin arkasında saklı olduğunu ve garip yatakların koyduğunu söyledi. Tam da burayı sevmeye başlamıştım diyor. Hatta gardiyanları bana garip bir tünel yapmaya kandırmıştım ki işte çıkıp kafeteryaya gidebileyim falan demiş. Neyse artık hayatta kalmam gerekiyor. Kalmak için buradan bir yol bulmam lazım falan demiş. Desin bakalım peki. Burada ne varmış? Relaxation chamber. Dinlenme odası yani. Aktive edelim. Ha bize de bir şey oldu. Weakness geldi. Oradan buraya nasıl geçti ya? İlginç bir konsept. Bu neymiş? Barış antrenman odası. Sen kimsin? Sana aynı şey söyleyip emin verirsen bana protection 1 mi basıyorsun? Peki. Yine çok dandik bir biyomun ortasında kurmuş adam haritayı. Şurada tek bir kolonluk kar mı yağıyor bana öyle geliyor. Evet gerçekten tek blok üzerine kar yağıyor. Çok şanssız bir insan olmalı. Ha, burada şey yokmuş. Ben chest sanmıştım onu. O zaman room key'i koyalım bakalım buradan ne çıkacak. Aa! Ne var acaba orada? Bunlar ne ya? Çok çirkin şeylere benziyorlar. İsim vermiş hepsine bir de kılıçların falan. Dur bakalım. Bu
dandik bir şey oldu belli de. Kılıç da herhalde tahta kılıç falan. De bunu yapmak neye yaradı acaba? Neye yaradı? Hiçbir şeye yaramamış. Sadece gardener çıkabilir. Patients in must be. Hastaların eskort edilmesi lazım falan diyor. De oradaki şey acaba ne yaradı, çok merak ettim. Şimdi bir daha bir girelim o zaman oraya. Tekrar bir oynasak ya o tuşla. O zaman belki bir şeyler çıkabilir. Ses bile çıkmıyor hiç. Aa yok oldu. Ben kırıp alırım diye düşünmüştüm. Acaba bozdum mu ya haritayı? Bozmamışımdır değil mi? Dur bakayım. Bir tane onun yerine koyalım da. Neredeydi onlar? Olmadı. Heh, oldu. Çok fark edeceğinden değil de. Game mode 2. Şimdi yine Adventure moddayız. Tamam. Bu hiçbir işe yaramadı. O zaman arkadaşım, bize bir yardımcı olsaydın ya. Burada da bir şey açmıyor ki. Aa, burada böyle bir şey varmış. Aydınlatma. Bence Dürmayt'e niye bu kadar karanlık meğersem gökten aydınlatmalıymış. Ama nereden gideceğim? Yine takıldım, sinir oluyorum. En sevmediğim şey şöyle takılmak ya. Zıplanmıyor da buradan. Arkadaşım. Şöyle yapacağım o zaman. Bir şey olur mu ki şimdi? Olmadı. Geçen sefer birini öldürünce işe yaramıştı ama. Onu hatırlıyorum. Çok başarısız başladım gerçekten. Bir yerde bir şey açılmış olması lazım ya. Aa. 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 Boşu boşuna adamı öldürdük. Neyse. Aa. Ya arkadaşım, bir de elimde tahta kılıç. Elle dövsem aynı şey olacak ya. Nerede bir yarış olacak? Herhalde burada açılıyordur mantık olarak, değil mi? Evet. Ha, bu redstone torch gibi bir şey sanırım. Aa, güzel bir yere geldim. Güzel bir yere geldim. Dışarıda fırtına olmasa daha iyi olacaktı ya. Dur bakalım. Tablonun arkasında bir şey mi vardı yoksa? O tablo bu tablo mu? Hayır, o tablo bu tablo değilmiş. Kafeterya. Kütüphane. Burası ana giriş yerde. Yukarıda ne var acaba? Koşacağım da şimdi karnım acıkmasın ya. Ama belki de acıkmıyoruzdur zaten. Belki adam öyle ayarlamıştır. Geçen sefer bir ayar yapmışlar ya zaten. Oo, amma kalabalık. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Gizli toplantı yapıyorlar valla. Kitap isteyen var mı aranızda? Aa, aşağıda kütüphane vardı. Belki o da vardı kitap isteyen. Tim Blackett. Köylü. Evet, o arkadan onu alalım. Hayalet yazar diyor. Sevgili Tim. Bu mesajın senin işte sende kalma şeyini kesinleştirmek için elinden gelen şeyi yap diyor. Son bir mektubu okuduktan sonra biraz araştırma yaptım diyor. Bu Power Source'dan yani güç kaynaklarından daha fazla var diyor. Başka şehirlerde de var diyor. Oakton, Allen and South Beach diyor bu şehirlere. Bunların dışında başka bulamadım diyor. Eğer dediklerin doğruysa bir sürü insan tehlikede diyor. Seni haberdar edeceğim. Bugüne, yani o zamana kadar da kendini beladan koru diyor. Kazasız belasız yaşa diyor. Yaşasın o zaman. Jamie Curtley. Ona da bakalım.
Bundan bir şey çıkmadı. Hani dolaşıyor. Julio Ring. İsimler yakıyor. Janice Milton. Bunda da bir şey yok. Clark Griswold. Alana Terrence. Yine bir şey yok. Ama birinden bari bir şey çıksın. Boşu boşuna dolaşıyor olmayayım şurada. Bu kimmiş? Lance Feehan. Melissa Kessler. Of çıkmadı bir şey ya. Eve Umana. Umana. Matthew Hayden. Aha bundan bir şey çıkar. Hop. Ne oldu be? Ya ya insanlığınıza sizin tüküreyim ben sizin insanlığınıza tüküreyim ya. Bunu yapmaktaki amaç neydi? Ha yukarı merdiven açılmış neyse. Dur bakayım. Aa, en sevdiğim şeyden varmış. Parkur varmış. Aman koşma tuşu diye shift'e basmak da ne güzel hareket oldu. Canım kalmadı benim. Neyse ölmeden kaçayım ben o zaman. Belki daha sonra geri dönerim buraya. Önce can doldurmam gerekiyor. Param da yok ki ne yapacağım yani. Pek anlamış değilim. Kütüphaneye ineyim de kütüphanede belki kitap isteyen biri vardır. Video çok rank falan demeyin. %50 brightness'ta oynuyorum. Normalde oynadığımdan daha fazlası yani. Adam haritayı karanlık yapmak istemiş. Oyunun atmosferine uymak açısından karanlık bırakıyorum. Ki hiçbir videomda zaten sorun yok çünkü hepsi güzel gözüküyor. Kendi monitörleriniz ayarında sorun var. Düzeltin öyle oynayın. Yetmiyorsa da yapacak bir şey yok. Videoda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben kendi monitörüm parlaklığı çok düşük olduğu halde her şeyi görebiliyorum. Ne? Over here dedi. Aa orada bir tane yer var. Aa. Aa yaratıcı düşünenler için diyor. He, dur bakayım. Bunları alalım. Bir işe yarayabilir. Hayda. Ama kitap alacak adam olsa ben onu yazar verirdim kitap ya. Acaba bunlar stacklanıyor mu? Stacklanmıyormuş. Zaten bu stacklanmaz. Acaba ne işe yarayacak? Merak ettim şimdi. Neyse. Over here demişti birisi. Mr. Key. Çok tabi. Allied Force. Aa Gold Nugget'ım oldu. Birleşik kuvvetler diyor. Hey Michael, ben Tim Blackett. Beni Eye in the Sky House'undan hatırlıyor musun? Yani önceki şeydeki evden, gökteki evden. Her neyse diyor. Oradan kaçmaya çalışınca beni de buraya kilitlediler diyor. Çok garip şeyler oluyor orada ve nereden geliyormuş? Yeni güç şu andan geldiğini düşünüyorum diyor. İşte paranoyak olduğumu söylediler diyor. 7 ay oldu buraya kapanalı diyor. Artık deli olmadığıma dair bir kanıtım var. Gerçek bir tehlike olana dair kanıtım var diyor. Gardiyanlar beni güç kaynağının kontrollerinde dolaşırken gördüler diyor. Bu akıl hastanesindeki güç kaynağına bahsediyormuş. O günden beri saklanıyorum ve işte senin gibinin yardımına ihtiyacım var kaçmak için diyor. Başka yerde de power source'lar var diyor. Onları yok etmemiz lazım. Yoksa güç hepimizi ele geçirecek falan diyor. Ha bu arada çok açım diyor. Eğer some food alırsan eğer biraz yemek bulursan sana bu anahtarı veririm. Daha nereye açtı bilmiyorum ama illa işe yarar diyor. Ya yemek bulsam kendim yerim. Öleceğim şimdi açlıktan ya. Allah Allah. Ben yanlış mı yaptım acaba şeyi? Game modu. Çünkü geçen seferkinde acıkmıyorduk sanki. Geçen oyunda. Haritada. Ben hiç acıktım hatırlıyorum geçen haritada. Neyse. Bir pigment sesi duydum sanki ama. Oh! Golden Apple'lar gelsin tamam. Bunları yersek zaten açlık maçlık kalmaz. Tamamdır. Kurtulduk. Canımla dolsun. Burada zaten bir tane alabilirsin dememiş. Öncekinde bir tane al diyordu. Burada hiçbir şey demiyor. O zaman ben bol bol alırım bunlardan.
Gerçi Golden Apple'ların hepsi yeter zaten bana yani. Hem canı dolduruyor. Şimdi adama bol bol şey götürelim de. Anahtarımız olsun bir sürü. Sonra şuradaki merdiveni gördüm, merak etmeyin, gideceğim oraya. Hemen abi merdiveni görmedin demeyin. Gördüm, gideceğim yani. Ama önce şu arkadaşla bir alışveriş yapalım. Başka alınmıyor mu? Hain herif ya. Selam. Bir tane daha verir misin? Vermezmiş. Peki. Peki, öyle olsun bakalım. Başka yemek isteyen var mı acaba? Bu ne istiyordu? Bu zaten para verip çalışıyormuşsun buna. Dur bir bakayım, yemek isteyen varsa onlara yemek vereyim de. Yazık, hem aç kalmasınlar hem de yani. Aa, o ne? Sadece pencere kenarıymış. Şuradan yukarıya çıkalım. Çünkü hatırlamıyorum gerçekten yemek isteyen var mıydı, da varsa biraz para kazanırız. İyi olur yani para kazanmak. Ya bunlar mesela yün istiyordu. Yünü alamıyoruz. En fazla yakabiliyoruz zaten. Neye göre yün istiyor acaba? Neyse daha fazla bakmayacağım. Geçen sefer de vardı mesela, şu kadar yün getir bana, şöyle yapayım böyle yapayım sana para vereyim diyen ama. Yani o kadar yünü ne yapacağız tabi. O da ayrı bir merak konusu. Şimdi şuradan yukarı çıkıyoruz. Keklerin, pastaların yanından. Aa. Aa, çok gizli bir yer var burada. Sadece tecrübeli şefler için diyor. Tavuk. Koyalım buraya. Vay adam sistem yapmış ya. De bu golden ağıt için mi geldik sadece buraya yani? Hey sen! Sen! Sen ne istiyorsun? Bakalım. Lan! Sen de mi kağıtçısın? Herkes kağıtçı çıktı ya. Ben nereden gideceğim peki? Ha, bu butonu kullanacağım da nerede kullanacağım yani? Şu pişenleri de alalım bari. Bu da almayalım. Gerek yok. Gidelim de gidelim de nereye gideceğiz yani? Gerçekten sinir bozucu bir durum. Hemen de can gidiyor. Şuradan mı acaba? Ha evet işte buldum. Tamam. Power source hemen bulduk, yok et diyor. Bu da hemen yok et yoksa kovulursun diyor. Tamam da ben de mi girmeye çalıştım, buradan denedim diyor, olmadı demek ki. Şuradan sesi duyunca zaten fark etmişim zombi pigmenlerin. Evet. Yok edelim. 10 level kazandım. Yaşasın. Ha söndü. Evet. Power source yok edilmiş oldu demek ki. Ama burası açılmıyor. Acaba niye açılmıyor? Aa buradan bir yer açılmış. Tamam o zaman. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yedek jeneratör diyor. Amanın. Hayır. Patlama. Neyse zaten bir şey yok olmuyor burada değil mi? Doğru, grif kapalı, mob grif kapatıyorsun, bir şey olmuyordu. Peki. Orası çok karanlık ama ne olduğunu düşündüm. Burada bir şey var mı dikkat eder, yokmuş. Tamam şuraya key'imizi koyalım ve geçelim. Transportasyon aktive et diyor. O zaman ışınlanırız ama önce şunu bir okuyalım. Ödeme zamanı, ödeşme zamanı daha doğrusu. Payback, ödeşmek tarzı bir şey demek. Umarım karşında hiçbir şeyin duramayacağını ve işte her şeyi düzeltmek için ne gerekirse yapacağımı biliyorlardır diyor. Kendinize çok güveniyorsunuz diyor. Onların yanlarını ortaya çıkartacağınızı düşünüyorsun diyor. Bakayım bir dakika. İşte o bu güç kaynaklarını kullanmak için gereken bir sürü hani öldürülecek insanı biliyorlardı ama yine de dinlemeyi istemediler diyor. Artık benle uğraşmak zorundalar diye bağırıyoruz ve bilinmeyene karşı hazırlıyoruz kendimizi. Diğer güç kaynaklarına gitmenin bir yolunu bul diyor. Buldum zaten. Sıkıntı
Scotty bizi ışınla. Ya da beni. Evet. Işınladı Scotty. Ha, bir hata verdi ama inşallah bir sorun çıkmamıştır haritada. Burası ne böyle ya? En sevmediğim şey de şöyle şuna dolaşmaktır yani. Çıkış yok diyor. Dur bakalım. Buradan tamam anladık yani şey alacağız da hadi neyse dolaşalım sizi mi kıracağım ya? Sizi mi kıracağım ya? Hop. Garip bir ses de çıkıyor ama bu sesler demek yeni eklenmiş oyuna. Bu da nesi? Bu da nesi? Save game. Tabii ki save edeceğim yani. Şimdi evet geçen seferki videoda her birinde 15-20 kez söylediniz. Eşyanın gitmemesi oyunun ayarıymış. Save ettim diye gitmiyormuş. Adventure mod özelliğiymiş. Tamam öğrenmiş oldum. Artık 1000 kere daha söylemenize gerek yok. Ya, o taraftan bir şey bu. İlla vardır ama şimdi üşeniyorum gitmeye. Kesin bir tane chest falan koymuştu oraya böyle zibidilik olsun diye. O zaman bu bölümü kısa tutayım hadi. Burada bitireyim. Buraya giriş çünkü kalabalık. Yani karmaşık bir yere benziyor burası. Adamın ışıklandırması çok kötü ya. İnşallah videoda kötü durmaz. Neyse. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.